Baltık ülkelerinin en büyük şehri Letonya'nın başkenti Riga'dan herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda Baltık denizine açılan Daugava nehrinin üzerindeyim. Çok heyecan verici çünkü buranın tarihi 1200'lü yıllara dayanıyor ve şimdi bu muhteşem şehri sizinle keşfedeceğiz. Bu nehir şehri ikiye ayırmakla birlikte arkamda görmüş olduğunuz taraf şehrin modern tarafı ve şimdi de Altstadt tarafına dönüyorum, yani eski şehire doğru. Genellikle gezecek yerler şu andaki arkamda görmüş olduğunuz yerde kalıyor. Ama bu köprüyü de hissetmek gerçekten muazzam. Şimdi sizi Kara Kafalılar evine getirdim. Buranın tarihi tam 700 yıllık. Bir orta çağ loncası diyebileceğimiz Kara Kafalılar kardeşliği tarafından yapılarak bu bina inşa ediliyor. Burası haftanın her günü sabah 9'dan öğleden sonra 4'e kadar açık ve içeriye girmek istiyorsanız giriş ücreti 9 euro. Öğrenciler içinse 7 euro. Arkadaşlar şimdi sizi Aziz Peter Kilisesi'ne getirdim. Ayrıca bu kulenin uzunluğu da tam 72 metre. Buraya çıkabiliyorsunuz. Çıkınca da bütün Riga'yı 360 derece izleyebiliyorsunuz. Şimdi bu Aziz Peter Kilisesi'nin 72. metredeki en zirvesine geldik. Burada şehir muhteşem. Buraya çıkmak için 9 euro ödüyorsunuz yine. Öğrenci yine 7 euro. Ukraynalıysanız da 4 euro. Şimdi buradaki manzarayı size göstereceğim. Hemen karşı tarafı görüyorsunuz yine köprünün öbür tarafını. Orada daha az ve daha modern binalar var. Bir de bu tarafa bakacağız. Şimdi bu tarafta tamamen Altstadt, Eskişehir. Muhteşem. Hadi sizi bu görüntüyle baş başa bırakayım. Hemen bu kilisenin yan tarafında da meşhur Bremen mızıkacılarının heykeli var arkadaşlar. Gelmişken hemen kiliseyi sağ tarafa dönüyorsunuz ve burayı da görmeden gitmiyorsunuz. Şimdi Cat House'dayız. Rivayete göre loncadan bir tüccar atılıyor ve bunu sindiremeyen tüccar locaya karşı bu binayı yaptırarak tepesine de iki tane loncaya karşı sırtını dönmüş kedi figürü koyduruyor. Ne kadar mantıklı, bana çok mantıklı gelmedi ama buranın hikayesi de böyle. Kedileri görmekte zorlanabilirsiniz ama böyle iyice bir kafanızı kaldırmanız gerekiyor. Ya önüne gelip de ya nerede bu kediler falan olabiliyor insanlar. Görmek için şöyle hemen merdivenli bir bina var. Onun birkaç merdiven üstüne çıkarsanız daha rahat görebilirsiniz. Tios.
İsveç 1621 yılında Riga'yı işgal ediyor ve 1698 yılında da İsveç Kapısı denilen bu kapıyı yapıyor ve günümüze kadar da bu tarih korunarak geliyor. İsveç Kapısı'nın kenarlarını takip eden surları görüyoruz burada da. Bu yapılar hala korunuyor. Gerçekten muhteşem. Şimdi size muhteşem bir yer göstereceğim. Arkamda Özgürlük Anıtı var. Özgürlük Anıtı'nın hemen yan tarafında muhteşem bir park var arkadaşlar. Bu taraflara gelirseniz bu parkta güzel bir dinlenme molası verebilirsiniz. Şimdi de Özgürlük Anıtı'ndayız. Burası 1918-1920 Kurtuluş Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerin anısına yapılmış. Bu anıt 1935 yılında yapılıyor ve 42 metre boyunda. Şimdi de Rus Ortodoks Kilisesi'ne geldik. Burası 1800'lü yıllarda yapılıyor ve Riga'daki Rus etkisinin önemli bir sembolü olarak gözüküyor. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başka bir ülkede, başka bir şehirde görüşmek üzere. Hoşçakalın.